Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda din kültürü yazılı sorularının çözümünü yapacağız. En son hazırlanan yazılı sorular bunlar arkadaşlar. Hazırlanırsanız hemen sizinle paylaşmaya söz verdiğimiz gibi hemen sözümüzde durduk ve paylaşıyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Ama önce adınızı soyadınızı sakın yazmayı unutmayın. Öğretmeniniz çünkü notunuzu kıracaktır arkadaşlar. Biz de yazarım. Evet, rehberlik servisi. Tabii ki kaç alacağız? Sizin gibi biz de 100 alacağız. Birinci soru, peygamberlere vahiy getirmekle görevli olan melek aşağıdakilerden hangisidir? Cebrail, Azrail, İsrafil, Mikail. Hangisiydi arkadaşlar? Evet, ben biraz hızlı gideceğim. Siz videoyu durdurarak önce kendiniz cevaplayın. Daha sonra videoyu yürüterek bizim cevabımızla beraber kontrol ediniz. İkinci sorumuz. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nerede ve ne zaman doğmuştur diyor ikinci sorumuz. 571 Mekke, 632 Medine, 610 Arabistan, 571 Mekke. Evet, Mekke'de dünyaya gelmiştir. Ama kaç yılında? 91'de mi, 71'de mi? 500, 571. Doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. 3. Aşağıdakilerden hangisi? Hazreti Muhammed'e gönderilen kitabımız son ilahi kitaptır. Tevrat, Zebur, İncil, Kur'an-ı Kerim. Hangisiydi arkadaşlar? İslam dininin ana kaynağı. Tabii ki Kur'an-ı Kerim. Dördüncü sorumuz, Kur'an-ı Kerim'de ilk suresi aşağıdakilerden hangisidir? Bakara, Kevser, Fatiha, Nas suresi. Evet, hangisidir ilk suremiz arkadaşlar? Kur'an-ı Kerim'i açar açmaz karşınıza ne çıkar? Fatiha çıkar. Doğru cevap C. 5. Kur'an-ı Kerim'in son suresi aşağıdakilerden hangisidir? Evet, burada da son suresini soruyor. Bakara, Kevser, Fatiha, Nas suresi. Tabii ki burada da doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Nas suresi olacak. Altıncı sorumuz, Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi aşağıdakilerden hangisidir? Bakara, Kevser, Fatiha, Nas. En uzunu hangisidir? Belki çoğunuz Fatiha diyeceksiniz. Ama hayır, Fatiha ilk suresidir. En uzun suresi Bakara. En kısası ise Kevser'dir arkadaşlar. Doğru cevap A seçeneği, Bakara olacak. Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Evet, işte burada da en kısa suresini sormuş. Az önce yukarıda ben bunun cevabını farkına varmadan verdim. Ne demiştik en kısa suresine? Kevser demiştik arkadaşlar. 8. sorumuz, namaz kılarken her rekattan okunan sure aşağıdakilerden hangisidir? Evet, namaz kılarken her rekatta bir sure var okunuyor arkadaşlar. Bunun adı nedir? Bakara mı, Kevser mi, Fatiha mı, Nas suresi mi? Hangisi? Doğru cevap Fatiha suresi olacak. 9. İlen ilk vahiy aşağıdakilerden hangisidir? Yani ilk emir arkadaşlar. İlk emir hangisidir sevgili gençler? Çalış, yaz, oku, sev. Hangisi olabilir acaba? Evet, Alak suresi ilk 5 ayetinin birincisi olan oku olacak. Doğru cevap sevgili gençler. Hemen geçelim bir sonraki sorumuz. 10. soru, bakalım bizden ne istiyor? 10. Her durumun duanın sonunda, kabir ziyaretlerinde, cenazelerde, sofra duasında sonra hangi sure okunur? Evet arkadaşlar. Her duanın sonunda, kabir ziyareti, cenazelerde ve sofra duasından sonra hangisi okunur? Bakara, sure, Fatiha, Nas. Evet. Doğru cevap her zaman olduğu gibi Fatiha suresi. Çok 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 diğer sureleri gibi değerli bir suredir arkadaşlar. 11. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç tane ayet vardır? Evet, surelerle karıştırmayalım, cüzlerle karıştırmayalım arkadaşlar. Ayet sayısını soruyor. 23, 6666, 30, 114. 114 sure var. 30 cüz vardır. Toplam 23 yılda inmiştir. Kaç ayet vardır? 6666 tane ayet vardır. 12. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç sure vardır? Az önce yukarıda cevabını farkına varmadan vermişiz değil mi arkadaşlar? Doğru cevap D. 114 sure. 13. sorumuz. Kur'an-ı Kerim'de toplam kaç tane cüz vardır? 12. soruda, pardon 11. soruda bunun da cevabını verdik. 23, 6666, 30, 114. Bakın şurada zaten görünüyor değil mi? 30'un altına ne yazmışız? Cüz yazmışız. 14. Hazreti Muhammed nerede ve ne zaman vefat etmiştir? 14. sorumuz. Mekke'de mi, Medine'de mi, Mısır'da mı? 622, 610, 632. Evet, Mekke'de doğmuştur ama Medine'de vefat etmiştir ve 632 yılında arkadaşlar 14. sorumuzun cevabı B olacak.
15. soru. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona ezberlemiş olan kişiye ne denir? Hatim, hafız, hatip, imam. Ne deniyor arkadaşlar? Baştan sona ezberlemiş bakın. Okuyan değil, ezberleyen. Okuyana hatim denir. Ezberleyebilene ise hafız denir sevgili gençler. Doğru cevap B seçeneği. 16. Kur'an-ı Kerim'de bulunan sureler aşağıdakilerden hangisiyle başlar? Ya Allah, Besmele, Allahu Ekber, Sübhaneke. Evet. Sureler neyle başlar arkadaşlar? Tabii ki Besmele ile başlar. Doğru cevap B seçeneği olacak. 17. İlk vahiy nerede ve ne zaman gelmiştir? 610 Hira, 622 Hira, 610 Sevr, 610 Nur. Haydi arkadaşlar, Nur bir mağara değil. Nur bir dağ ismidir. Nur Dağı'nda, Hira mağarasında 610 yılında gelmiştir değil mi? Doğru cevap 17'de A seçeneği olacak. Evet, soruları ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel. 18. Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye göç ederken Sevr mağarasında hangi iki hayvanın mucize eseri saklamasına yardım etmesiyle müşriklere yakalanmadan kurtulmuştur? Bir örümcek vardır değil mi? Örümcek ağı var. Öbürü nedir? Güvercin midir arkadaşlar? Evet, güvercindir değil mi? Doğru cevap o halde B. Güvercin ve örümcek Hazreti Muhammed'in müşriklerden kurtulmasına yardımcı olmuştur. Hazreti Muhammed'in yanında kim vardır? Hazreti Ebu Bekir vardır değil mi bir de? 19. Peygamberimizin yaptığı savaşlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? Şu şekilde arkadaşlar şifreliyorum ben. Buh olarak şifreliyorum Buh. Yani Bedir, Uhud ve Hendek. Bedir, Uhud, Hendek. Buh olarak işaretleriz. Buh nerede var? Buh işte gördüğünüz gibi. Bedir, Uhud, Hendek. Doğru cevap 19. sorumuz da C olacak. 20. sorumuz, bakalım bizden ne istiyor? Mekke'den Medine'ye göç eden Müslümanlara ne deniyordu arkadaşlar? Ensar mı, muhacir mi denirdi? Muhacir. Onları karşılayanlara ise ensar, karşılayan ya da yardım edendir arkadaşlar. O halde muhacir ensar nerede var? Evet, muhacir ensar. Doğru cevap C seçeneği. 21. Peygamberimiz ve Müslümanlar Mekke'den Medine'ye neden hicret etmişlerdir? Yani neden göç etmişlerdir? Keyifleri için değil, değil mi? Medine'yi gezmek için? Hayır. Akrabalarının yanında oturmak? Hayır. Müşriklerin baskı ve eziyetlerinden kurtulmak için arkadaşlar. Kesinlikle doğru cevap C seçeneği. 22. Peygamberimiz 632 yılında yaptığı ilk ve tek hacdan sonra Müslümanları Arafat'a toplayıp onlara bir konuşma yaptı. İnsanlara belki burada bir daha görüşmeyeceklerini söyledi ve onlarla vedalaştı. Bu konuşmaya ne ad verilir? Son hutbe, Arafat hutbesi, veda hutbesi, peygamber hutbesi. Evet, biz buna ne diyoruz? Veda hutbesi arkadaşlar. Doğru cevap B seçeneği. Evet, geçelim bakalım. 23. sorumuz bizden ne isteyecek bakalım. Peygamberimiz ile ilgili kavramlar doğru olanların üzerine işaretleyiniz. Annesinin adı nedir arkadaşlar? Amine mi, Emine mi? Tabii ki Amine. Babasının adı Abbas mı, Abdullah mı arkadaşlar? Abdullah. Dedesinin adı Abdülhamit mi, Abdülmutalip mi? Abdülmutalip. Amcasının adı Ebu Talip mi, Ebu Bekir mi arkadaşlar? Ebu Talip. Süt annesinin adı Hanife mi, Halime mi? Doğru cevap Halime olacak. Eşi yani hanımının adı Hatice mi, Hakime mi? İlk eşinin adı tabii ki arkadaşlar Hazreti Hatice'dir. Peki Hazreti Muhammed'in mesleği tüccarlık mıydı, çiftçilik miydi sevgili gençler? Tüccardı. Memleketi Medine miydi, Mekke miydi? Nerede doğmuştu arkadaşlar? Mekke'de doğmuştu değil mi? Ama Medine'de vefat etmiştir. Evet, bu da bitti. Ne diyor? Ahlakla ilgili altın kuralımızı yazınız. Ahlakla ilgili bizim bir altın kuralımız vardır değil mi? Ne deniyor? Sana yapılmasını istemediğin bir şeyi sakın başkasına yapma değil mi? Ne diyelim, şu şekilde yazalım. Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma olacak arkadaşlar. Altın kuralımız budur. Evet sevgili gençler, bakalım başka sorumuz var mı?
Başka sorumuz yokmuş arkadaşlar. O halde ne diyeceğiz biz sizlere? Sınavımız burada bitti. Ne yazıyoruz yine? Son. Sizden bir ricamız var. Lütfen kanalımıza abone olun, videomuzu beğenin, yorumlarınızı yazın ve bize yardımcı olmak için diğer videolarımızı videolar kısmına gidin. Bütün videolarımızı izleyin ve siz de diğer arkadaşlarınız gibi yüz alın ki biz de mutlu olup sizlere yeni videolar paylaşalım. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, başarıyla ve bizimle kalın sevgili gençler.